Puma bana kocaman bir paket gönderdi. Bakalım içinden ne çıkacak. LaMelo Ball'un ikinci imzalı ayakkabısı olan NBA 2'yi inceleyelim. Hadi başlayalım. LaMelo Ball'un büyük katkısı sayesinde Puma basketbol kısmı şu anda çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum. Özellikle hani imzalı atlet olarak böyle genç ve dinamik bir kişiyi seçmeleri çok iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten şu anda en popüler ayakkabılardan biri de Puma LaMelo NBA 2. Birinci modelinin başarısını takip etmekte hiç zorlanmadı. Hatta bence üzerine katıp devam etmişler. LaMelo Ball'un ilk imzalı ayakkabısının başarısını bence çok iyi takip etmişler ve NBA 2 ile NBA 2 ile yani çok iyi bir yere geldiklerini düşünüyorum. Daha fazla uzatmadan ayakkabıları açmaya geçelim. Bu arada Puma'dan böyle eşofman takımı da gönderdiler. LaMelo Ball'un Nickelodeon işbirliğiyle olan slime ayakkabılarının merch'ünü göndermişler. O bayağı da güzel, hoşuma gitti. Eşofman altı ve ya bunun takımını ve tişörtünü de göndermişler. Özellikle tişörtü çok hoşuma gitti. Rengi çok güzel. Ama asıl inceleyeceğimiz şey bu ayakkabılar olacak. Şu kutuya baksanıza ya. Puma NBA 2 Jade modelini inceleyeceğim. Aynı zamanda bir performans incelemesi de yapacağım. Kutusundan başlayınca böyle bir direkt güzel gözüküyor zaten. Şu detayları falan zaten siz görebiliyorsunuz. O yüzden yani bayağı da güzel bu arada. Burada kutunun dış kısmında yeşim taşı esintileri var. Yeşim taşı tasarımı var. Çünkü bu ayakkabının modeli de aslında Jade yeşim taşı demek. Yeşim taşı da Asya kültüründe şanslı olduğuna inanılan bir taşmış. Benim bildiğim kadarıyla Çin yeni yılı için yapılan bir renk modeli olduğunu biliyorum ben bunu. O yüzden bu ayakkabılar da tam olarak o konsepte bağlı kalmış. Dış kutusundan itibaren ayakkabının tasarımına dair detayları fark edebiliyorsunuz zaten. Ayakkabının dış kısmında parlak bir kaplama görebiliyoruz. Zaten bu ayakkabının da komple ilham kaynaklarından biri olan LaMelo Ball'un göğsündeki dövmeden esinlenilmiş bu ayakkabı için. Dış kutusunu da buradan başlıyor zaten o göğsündeki kanat dövmesi. Zaten bu bir logosu da, bir kanatlı bir logosu da yani şurası. Bu logo zaten LaMelo Ball'un logosu. Bir de kutunun arkasında böyle bir ölçekler koymuşlar. Muhtemelen numaranızı bilmeniz için, öğrenmeniz için yani bilmiyorsanız diye. Ve burasında bir Puma logosunu görebiliyoruz. Altın kaplama gibi yapılmış. Dış kısmında Not From Here yazıyor. Yani zaten LaMelo Ball'un oynayış şeklinin hani uzaylı gibi, sanki dünyada değil gibi olmasından dolayı bu slogan kullanılıyor. O yüzden ayakkabının dış kısmındaki kutuda da bunu görebiliyoruz. Aynı zamanda nadir yani rare yazısını da burada görebiliyoruz. Zaten bu nadir yazısı da onun kullandığı sözlerden biri diyeyim. Yani phrase'lerden biri. Artık uzatmadan açalım isterseniz. Ufak bir buğulu cam yapmışlar. O da bir böyle bir insanın açasını getiriyor yani. Hadi açalım. Evet. Karşınızda Puma NBA 2 Jade modeli. Gerçekten bu arada benim favori renklerimden biri olabilir bu ayakkabının modelinin. Bir de şeyleri çok beğeniyorum. Rick and Morty'lerini. Rick and Morty'ler de bacağımda Rick dövmesi var aslında. Onunla güzel giderdi. Çünkü NBA 1'in tasarımı da mesela LaMelo'nun bacağındaki dövmelerin devamı olarak tasarlanmış. Bacağındaki roket dövmesinin ateş kısmı sanki ayakkabıyla devam ediyormuş gibi yapılmış. Bu ayakkabılarda Çin yeni yılını kutlamak için yapılmış renk modeli. Rick and Morty'ler de olsa çok hoşuma giderdi bu arada gerçekten. Bu arada ayakkabının detaylı performans incelemesini de yaptım. Öncesinde ayakkabının tasarımını konuşalım. Sonrasında performans incelemesini yapacağım. Onu da sizinle paylaşacağım detaylarını. Hatta ayakkabının tasarımcısı Jeremy Sully ile bir röportaj yapacağım. Onu da videonun devamında hemen görebileceksiniz. Her zaman böyle bir fırsatımız olmuyor. Çünkü ayakkabıyı yaratan kişiyle konuşma fırsatını her zaman yakalayamayız. O yüzden bence güzel de olacak. Bakalım. Ayakkabının tasarımından bahsedeyim size. Ayakkabı az önce bahsettiğim gibi yeşim taşından esinlenerek yapılmış. Baştan sona da bu tema üzerinden gidiyor. Ayakkabının yan kısmında LaMelo Ball'un göğüs dövmesinden esinlenilen kanatları görebiliyoruz. Ayakkabının yanlarına doğru bu kanat detayları eklenmiş. Burun kısmında ve yanlarındaki bu kanat desenlerinin olduğu plastik kaplamalar yeşim taşının dokusuna sahip. Burun kısmında plastik kaplamanın altında da bir mesh materyali var. Yani ağ materyali var. Bu da bir plastik. Bunun başka bir renk modeli daha vardı. Ondan daha kaliteli. Ben onun dokunma fırsatım olmuştu. Bunun daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim mesh'inin. Zaten zaman geçtikçe her zaman böyle tasarımlar ilerledikçe daha da mükemmelleşiyor. O yüzden bunda da ben öyle bir şey gördüm. Taban kısmında bu yine kanat desenlerini baskı olarak yani aslında molda eklenmiş bir şekilde, bu kalıba eklenmiş bir şekilde ayakkabının tabanına işlendiğini görebiliyoruz. Bu arada gerçekten inanılmaz tasarım detayları var ayakkabının. Yani her yerinde bir şey var. Şu kısmında mesela 1 yazıyor. Bir önceki modelde LaMelo Ball'un o zamanki sezonki numarası 2 idi. Şu an 1 olduğu için buraya 1 eklemişler. Onda da 2 yazıyordu. Sonrasında topuk kısmındaki bu plaka ayakkabının topuğunu sert sabit tutması sağlamak için olan
plaka yani yeşim taşından yapılsa bu şekilde yapılır. Resmen öyle gözüküyor. Hani sanki yeşim taşından yapılmış gibi gözüküyor. Buradan siz de zaten detaylarını görebilirsiniz. Ayakkabının dil kısmında hava almasını sağlamak için delikler var. Onun üzerinde Lamelo Ball'un logosunu görebiliyoruz. Zaten bu da o ayakkabının dil kısmı da ayakkabının hani patlamasını, hani kendini belli etmesini sağlayan bir şey. Ayakkabıda görmediğiniz detaylar var. Çok gerçekten çok detayı var ayakkabının. Öncelikle üst kısmından size devam edeceğim. Ayakkabının bu kısmında kanat tasarımının devamıymış gibi gözüken ama farklı renkte yazılmış bir yazı var. Burada da rare yazıyor. Yani nadir yazıyor ama bunu bir kere görmeniz gerekiyor. Ben ilk başta görmemiştim. Biraz daha dikkatli baktıktan sonra gördüm. Burada rare yazısını görebiliyoruz. Diğer tekinde de one of one yazıyor. Şurada göstereyim. One of one yazıyor burada. Hatta bu one of one yazısı ayakkabının taban kısmında da yazıyor. Şurada görebilirsiniz one of one diye. Ya yani bunu biri söylemeden fark etmek gerçekten zor. Böyle ben tabii incelemesini yaptığım için size bu detaylardan bahsetmeliyim diye düşünüyorum. Ayakkabının topuk kısmında Melo yazıyor. Melo, bu arada Melo hala benim için Carmelo Anthony ama LaMelo da Melo ismini kullanıyor. O yüzden şu anki gençler Melo'yu Melo deyince aklına LaMelo Ball geliyor muhtemelen ama benim ve benim jenerasyonumda olan insanlar için muhtemelen Carmelo Anthony ya da Felipe Melo geliyordur. Buradaki Melo yazısının üzerinde de Puma logosunu görebiliyoruz. Altında da kabartma şeklinde altın rengiyle süslenmiş bir LaMelo Ball logosu var. En altında da tabanın teknolojisinden bahseden Nitro yazısı var. Bu Nitro tabanı Puma'nın kullandığı teknoloji Nitro olarak geçiyor. Tabandaki yastıklama Nitro teknolojisiyle yapılıyor. O yüzden buraya da o şeyi belirtmişler. Mesela başka ayakkabılarda Air falan gördüğünüzde onlar aslında teknolojilerden bahseden veya Ultra Boost falan. Bunlar teknolojilerinden bahseden şeyler. Şu kısımda LaMelo Ball'un imzasını görebiliyoruz. Ve yine böyle fark edilmeyen bir detay olarak göstermek istediğim bir şey daha var. Eğer gördüyseniz şu anda bu kanatlarla beraber gelen Puma logosu buraya işlenmiş şekilde. Ben sonuçta hani custom ayakkabılar, tasarımlar falan da yaptığım için tasarımlardaki bu detaylar, ufak tefek detaylar benim çok ilgimi çekiyor. O yüzden de hani sizinle böyle paylaşırken oyuncak anlatan çocuk gibi. Gerçi ben de şu anda oyuncak anlatan bir çocuğum aslında yani düşündüğünüzde. Çünkü bunlar benim oyuncaklarım gibi oluyor. Şuradaki oyuncaklar hariç. Onlar da oyuncaklar. Bu seviyoruz ya bu işi. Bu arada Puma Türkiye'ye çok teşekkür ederim bana bu fırsatı sundukları için çünkü bulamamıştım. Siz de bu ayakkabıları bulmak isterseniz bu ayakkabıları ve farklı modellerini de aşağı Puma'nın sitesinden ulaşabilirsiniz. Ben onu da açıklamalara ekleyeceğim zaten. Taban kısmında da en alt kısmında da böyle yumuşak bir materyal var. Ve burada yine LaMelo Ball'un kanat dövmesinden yani göğsündeki dövmenin kanat kısmından esinlenilerek devam edilmiş bir tasarım devam ediyor. Bu aslında hani zemin tutuşu olarak çok iyi. Şu anda mesela ben hani size giymeden bu ayakkabıyı ilk elime aldığımda fark ettiğim şey zemin. Ne yapıyorlarsa yapışıyor yani şu an. Zemin tutuşu konusunda zaten performans incelemesi kısmında bahsedeceğim. İlk elinize aldığınızda ilk dikkat ettiğiniz şey oluyor ama yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Puma NB1'lerde daha sert bir materyal kullanılmıştı. Bir de bunun diğer renklerinde aslında şeffaf taban kullanılmıştı. Onun alt kısmında da rare yazısını görebiliyorduk. Bunda öyle bir şey yok. Bunda mat bir materyal kullanıldığı için şeyi farklı. Bu arada şeffaf ve mat materyallerin kullanımından dolayı yani materyallerin kimyasından dolayı zemin tutuşu çok az bir farklılık gösterebilir. Ben size ayakkabının performans incelemesini bahsederken hani bunu göz önünde bulundurun lütfen. Bu ayakkabının taban kısmındaki kısım da kabartmalı olarak kanat şeklinde yapılmış ve gerçekten yumuşak bir dokusu olduğunu söyleyebilirim size. Zaten çok güzel durmuyor mu ya bilmiyorum. Özellikle bu rengi gerçekten çok güzel. Rick and Morty, yeni Rick and Morty'ler de çok güzeldi. Onlar da var galiba bu arada şeyde. Eğer bak var yani siz de bakabilirsiniz. Onlar da gerçekten hani çok güzeldi. Geçelim performans incelemesine. Evet, şimdi size birazcık ilk izlenimlerimden bahsetmek istiyorum. Çünkü hani direkt oynamışken üzerine anlatmak istedim. Suratımın terli halinden anlaşılıyordur. Öncelikle yani ben iri bir adam olduğum için yere yastıklaması falan çok iyi. O hani şu ilk zıplayışta yere inişi bayağı yumuşatıyor. Birazcık enerji emdiğini söyleyebilirim o konuda yani. Hani çünkü sonuçta verdiğini geri vermekte o kadar başarılı değil ama özellikle yani benim gibi bel rahatsızlığı olan biri için kesinlikle önerebilirim. Bir de böyle hızlı oyun kurucu tipi oyuncular için de bence gayet iyidir. İyi olacağını düşünüyorum. Ben öyle bir oyuncu olmadığım için net bir şey söyleyemiyorum ama yani oyun tipine göre önerim o olur. Aynı zamanda zaten hani LaMelo'ya özel yapılmış bir ayakkabı olduğu için onun performansı için yapılmış bir ayakkabı. Aynı zamanda zaten ayakkabının iç kısmında ayak şekli direkt LaMelo'nun ayağının şekli kullanarak yapılmış. Yastıklaması çok iyi. İç sahalarda zemin tutuşu çok çok güzel. Şu an tozlu bir sahada oynamış olmamıza rağmen gerçekten zemin tutuşu hakkında iyi şeyler söyleyebiliyorum. Birazcık toz topladıktan sonra, elime sildikten sonra hiçbir zemin tutuşuna dair bir şey yaşamadım. Zaten nasıl yaptıklarını bilmiyorum ama çok iyi yapmışlar. Elime falan yapışıyordu ilk başta yaparken. Ayakkabıyı elimde tutarken.
Birazcık işte maç esnasında da denemek istediğim için, hani sonuç olarak ne kadar koşsanız, zıplasanız, inseniz de gerçek maç esnasında olduğu hissiyatı maç yapmadan, tam olarak denemeden anlayamazsınız. O yüzden ben de ufak bir maç yapmak istedim Baran'la beraber. İlkini yenildin mi Baran? İlkini yenilmişim. İkincisini yendim. Önemi yok ama. Parke zeminde muhtemelen burada tuttuğundan çok daha iyi şekilde zemin tutacağını düşünüyorum. Çünkü burası plastik kaplama bir zemin. Yani yeni nesil zeminler böyle oluyor genellikle. Zaten çoğu oynayacağınız, eğer profesyonel düzeyde oynuyorsanız, yarı profesyonel zeminlerde falan oynuyorsanız zaten böyle bir yerde oynuyorsunuz. Tam profesyonel zeminde zaten bundan daha iyi olacaktır. Çünkü hem toz olmayacak hem şey olmayacak. Direkt parke olacağı için. O yüzden ilk izlenimlerim gerçekten hani yastıklamasının çok iyi olduğu yönünde. Hava almasında da ben bir şey yaşamadım. Ayaklarım hani şu an böyle yan en azından. Topuk kısmından biraz daha sıcak. Ön kısmına doğru biraz daha hava aldığını söyleyebilirim daha fazla. En önemli özelliği de benim için ayağınıza ilk giydiğiniz zaman ayakkabının alışma süresi oluyor ya. Bunda öyle bir şey yaşamadım. Direkt hani ayağıma sanki zaten çok uzun zamandır giyiyormuş gibi bir his yaşadım. Ayağıma oturması konusunda hiçbir problem yaşamadım. Hatta gerçekten o konuda beni çok mutlu eden bir ayakkabı oldu. Onun dışında güzel gözüküyor. Ya gerçekten ne sence? Bayağı güzel. Özellikle bu rengi. Kolay beğenen bir insan değilim. İçindeki figürlerdir, yazılar mazılar evet, güzel duruyor. Evet. Daha ince ayrıntısı zaten gösteriyor. Yani bayağı o şeyleri falan bayağı güzel. Özellikle tasarımı. Ve yani dediğim gibi hani ayakta o hissiyatı şey değil. Güzel bir hissiyat var. Yani isterseniz basket oynarken giyin, isterseniz dışarıda giyin. Ben bir rahatsızlık yaşayacağınızı düşünmüyorum açıkçası. O yüzden gerçekten hani performans incelemesi olarak size daha detaylı konuşacağım zaten ama ilk izlenim olarak bunları söyleyebilirim size. Ayakkabının performans incelemesi kısmında ben sonuçta çok basket oynayan bir insanım. Yani eğer bilmiyorsanız bunu söylemiş olayım. Ben çok basketbol oynayan bir insanım. Hatta spor salonunda en çok yaptığım şey basketbol oynamak. Arkadaşlarım birazcık kızıyor bana bazen. Yani beraber gittiğim zaman niye spor yapmıyorsun falan diye. Ama basketbol da bir spor yani. Sonuç olarak ben çok basketbol oynayan bir insan olduğum için performans incelemesi kısmında da size artılarını eksilerini söyleyebileceğimden eminim. Öncelikle ayakkabıyı ilk ayağınıza giyiş kısmı gerçekten güzel. Çünkü bu nitro tabanından ötürü muhtemelen. Yumuşak bir tabana basıyorsunuz. Siz zaten ayağınıza giydiğiniz zaman yastıklamasını fark edebiliyorsunuz. Ve benim ayağıma göre şöyle diyeyim size. Ayağa göre farklılık gösterebilir. Kalın bir ayağınız varsa, geniş bir ayağınız varsa, yatay bir ayağınız, dikey, yani garip bir ayağınız varsa bütün ayaklar özeldir. Bu garip diye şey yapmayayım. Farklı bir ayağınız varsa, yani farklı bir cinste ayakkabı kullanmanız gerekiyorsa deneyimim tam size uygun olmayabilir. Ama benim ayağım hani normal olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle göstereyim. Normal bir ayak şekline sahibim. O yüzden hani ben ayakkabıyı ilk giydiğimde ayağıma direkt oturdu. Onu söyleyebilirim size. Özellikle basketbol ayakkabılarını ilk giydiğiniz zaman bir süre ayağınızın oturması, ayakkabının şeklini alması gerekir ya. Süreç bende çok kısa sürdü. Yani gerçekten ilk giydim ve sanki 10 aydır falan giyiyormuşum gibi hissettim ayakkabıyı. Tabii bu dediğim gibi sizin ayak şeklinize göre değişiklik gösterebilir. Ama ben kendi deneyimimi anlatıyorum size. Bilek kısmında yarım bilek denilen bu hani mid top denilen ayakkabılar olmasına rağmen ben genellikle kısa bilekli ayakkabılar kullanıyorum. Uzun zamandır böyle kullanıyorum. Hani herhalde en son lisede falan yüksek bilekli bir ayakkabı kullanmışımdır. Bu ayakkabının bilek yüksekliğinin orta boy olması benim bir kısıtlamaya sokmadı. Onu söyleyebilirim size. Yani bileğimi rahatsız etmedi veya işte öyle batmadı yani. Şu aşil tendonunun geldiği kısım tak diye oturdu ayağıma. Bağcıklarını çok sıkmadım ilk başta. Ama o kısmı tam oturdu yani ayağıma. Özellikle benim gibi iri bir adamsanız bu ayakkabıyı gerçekten çok güzel kullanabilirsiniz. Onu söyleyeyim size. Çünkü yastıklaması gerçekten çok iyi. Hani şu anda elimle bastırdığım zaman bile farkına varabiliyorum. Muhtemelen bu kullanılan nitro tabanın özelliğinden dolayı. Aynı zamanda zaten eğer şu ayakkabının kullanımı için bence en önemli şey gerçekten hani şu an ya LaMelo Ball tipinde bir oyuncu olmanız ya da iri bir oyuncu olmanız tam sizlik bir ayakkabı yapıyor bu şeyi. LaMelo Ball gibi bir oyuncuysanız zaten hani ayaklarınız hızlı hareket ediyor. O yüzden çok bir sorun yaşamazsınız. Eğer iri bir adamsanız yani benim gibi şişkoysanız biraz bence size uygun olacaktır. Tek sıkıntı hani aldığını geri vermiyor. Ayakkabıyı da yere indikten sonra geri yükseltmiyor sizi tekrardan. Hani geri yükseltmiyor tekrardan sizi. Ama güzel bir yastıklaması olduğunu söyleyebilirim. Yani o ilk darbe emilimini iyi yapıyor. Bu ayakkabının gerçekten en iyi özelliği zemin tutuşu. Onu gerçekten size yani gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. İki farklı tip materyalde denedim. Biri normal hani yarı profesyonel saha olarak denedim. İkincisi de daha sert zemin yani asfalt saha sokak zeminine uygun bir zeminde denedim. Spor salonundaki zemin daha sertti. Yani sokak zeminiyle çok benzerdi. Çünkü üzerine muhtemelen bir kaplama dökmüşler ve o benim bütün ayakkabılarımın tabanını deliyor normal şartlarda. Uzun süre oynayınca tabanını deliyor ayakkabılarım. Bu ayakkabı orada da inanılmaz zemin tutuşu sağladı. Kapalı sahada da zemin tutuşunu çok iyi yaptı. Zaten şu şekil, şu zemin
tutuş için yapılmış plastik şekli zaten uzun zamandır. Bu zigzag şekli zaten uzun zamandır en iyi zemin tutuşu veren taban şekillerinden biri. Burada da o zigzag tasarımını kullanmışlar. Tasarıma uygun şekilde yapılmış tabii. Özellikle hani step back mesela yaparken sol ayağımdan kendimi ittirmekte gerçekten iyi bir vakit geçirdim. Yani hiçbir kayma, düşme şeyi falan yaşamadım. Sadece bazı yerlerde çabuk tozlandı. Onda da böyle hemen elimle tozunu aldım ve performansını vermeye devam etti. Tozlu sahalarda arada bir silmeniz gerekebilir. Bu ayakkabıları hani performansını incelemesini yaparken bir tık sadece ağır buldum. Yani sonuç olarak LaMelo Ball gibi hızlı bir oyuncuya özel yapılmış ayakkabılar olduğu için düşündüğümü verdiğini söyleyemeyeceğim. Bir tık ağır kaçıyor ama çok da öyle ekstra bir durumu yok. Özellikle topuk ve aşil tendonuyla alakalı bir sorunuz varsa bence bu ayakkabı gerçekten size uygun olacağını düşünüyorum. Bu arada numara olarak numaranız neyse onu tercih etmenizi tavsiye ederim. Yani zaten ayakkabı yanında numara şeyiyle beraber geldiği için. Ama normal şartlarda numaranız neyse onu tercih edebilirsiniz. Ben normal şartlarda 47.5 diyorum. Bunu da 47 seçtim. Çünkü santim olarak 31 santime denk geliyordu. Yani o da santimine bakıp seçebilirsiniz. Bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ben gerçekten bu ayakkabıları giyerek oynamakta çok keyif aldım. Zeminden ilk kalkış konusunda zemin tutuşundan ötürü çok iyi iş başardığını söyleyebilirim size. Ya ben sonuç olarak profesyonel bir basketbolcu değilim ama basketbolda çok içli dışlı biri olduğum için ve çok oynadığım için size artılarını eksilerini iyi bir şekilde söyleyebildiğini düşünüyorum. En azından elimden geldiği şekilde. Çok hafif bir oyuncu olmadığınız sürece bence tercih edebilirsiniz. Yani genel olarak az önce bahsettiğim iri insanlara da öneriyorum ama yani çok hafif bir oyuncu olursanız zaten hani birazcık ağır olduğu için ayakkabılar size bir tık şey yapabilir, yavaşlatabilir diye düşünüyorum. Ama yani dışarıda falan giyecekseniz de güzel gözüküyor şimdi. Onu net bir şekilde söyleyeyim size. Şuna baksanıza, gerçekten hani takı gibi ayakkabı yapmışlar gerçekten. Bu da zaten hani yeşim taşından esinlenerek yapılan bir model olduğu için. Ya şu topuk kısmı falan çok güzel değil mi ya? Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın bu ayakkabı hakkında düşüncelerinizi. Ben sizin yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Çünkü ben bayağı beğendim. Siz de mutlaka söyleyin düşüncelerinizi. Ayakkabının bir tık eğer merak ederseniz diye söyleyeyim. İç tabanlı kısmındaki yazılar bir ilk giyinmede birazcık soyuldu. Ama zaten genellikle profesyonel seviyede oynuyorsanız kendi tabanlığınızla oynuyorsunuzdur. Normal şartlarda zaten hani taban içindeki yazının da çok da bir önemi yok. Tabii ki ben bir incelemesini yaptığım için size bunu da söylemem gerekiyor. Ayakkabının hava alması konusunda herhangi bir problem yaşamadım. Sadece topuk kısmında çok hava alan bir kısım olmadığı için o kısımlar birazcık daha sıcağa maruz kaldı. Ama topuk kısmından itibaren zaten geçirgenliğini zaten siz de görebilirsiniz. Topuk kısmından itibaren ama o arka taraflarda birazcık ısınma yaşadım. Ama herhangi bir şey olmadığı için ben tabii şu an hani en detayına kadar anlatmaya çalıştığım için size hani çok da göze batmayacak bir şey olmasına rağmen bunu söylüyorum. Özellikle mesela şut attıktan sonra yere inişte hani tekrar normal şartlarda benim bel fıtığım var mesela. Uzun süre zıplayıp indiğim zaman belimde ağrı yaşıyorum. Bu ayakkabıda 2 saat falan basket oynadım. Öyle bir ağrı yaşamadım. Yani genellikle normal bir ayakkabıda, herhangi başka bir ayakkabıda oynadığım zaman bel ağrısı yaşıyorum. Ama bunun dediğim gibi taban kısmındaki şok emici özelliğinden ötürü iyi bir sonuç aldım. Şöyle ufak bir, bu kadar giydim bu arada. Dayanıklılık konusunda da bence iyi. 2 saat boyunca hem sert zeminde 2 saat hem normal zeminde 2 saat giydim. Taban kısmında hani herhangi bir sorun yaşamadım ama taban kısmının çok ufak bir böyle bir aşınmaya maruz kaldığını görebiliyorum. O da hani sert zemine çok uygun olduğunu düşünmüyorum bu ayakkabının. En azından hani dışarıda kullanacaksanız hızlı eskiyebilir. Bunu göz önünde bulundurun mutlaka. Bu ayakkabılar direkt LaMelo'nun ayağının şekli taranarak yapılmış. Yani iç kısmının ayağı oturuş şekli direkt LaMelo'nun ayağından yapılmış. Normal şartlarda başka markalarda mesela şey oluyor. Genel satışa sunulan ayakkabıdaki kullanılan kalıp farklı oluyor. Oyunculara, imzalı ayakkabısı olan oyunculara yapılan modellerin genellikle kendilerine göre kalıpları kullanılıyor. Ama bu ayakkabıda o şekilde yapılmamış. Şimdi ayakkabının tasarımı hakkında ayakkabının tasarımcısı Jeremy Sully ile konuşmak istedim. Ve ona bir mesaj attım. Biraz da mail attım. Sonra biraz daha mesaj attım. Yani çünkü gerçekten her zaman ayakkabının tasarımcısıyla iletişim kurma şansımız olmuyor. Mesela Peter Moore'u, Tinker Hatfield'ı biliyoruz ama neden biz Jeremy Sully'yi bilmiyoruz diye düşündüm. Onun hakkında da size birazcık kendi tasarımını, kendisinin anlatmasının güzel olabileceğini düşündüm. Bakalım o bize kendi tasarımı hakkında neler anlatacak. First of all, thank you so much for your time. We don't always get the chance to meet the designer of our favorite sneakers. Mm-hmm. I make custom sneakers and also I review sneakers as well. Nice. I also review the performance of the sneakers as well. Would you like to introduce yourself to the audience? Sure. I'm Jeremy Sully, the head of design for Puma Basketball. Mac McClung won the dunk contest while wearing your design. How do you feel about that? Yeah, he killed it. He killed it. Oh, it's awesome. I mean, he killed it. He made one of the best dunk competitions in years. So that was nice to, you know, get him on the roster and get him in the Rise Nitro. And he showed out. Yeah, yeah. So it was great.
I think he saved the dunk contest. He did. He saved. Yeah, for sure. 100%. What was the sneaker that is the reason for your interest in sneaker design? What got me interested in sneaker design? Yeah. What sneaker got you into sneaker designing? I got interested in sneaker design when I was about, well, I liked it since I was younger. I played basketball growing up. Actually, my brother plays professionally in Tokyo. Yeah, yeah, I know. He plays in Karşıyaka. Yep, he does. So we're a basketball family. We play basketball our whole lives. And I think Iverson was the first person that got me into sneakers. For me as well. With the question. So that was like the first time I ever wanted to design a sneaker and tried to design a sneaker. So yeah, that was, yep, there they are right there. Yeah, shout out to Reebok. But yeah, that was what got me started, was the question. Amazing. Can you explain your design to the audience? We would like to talk about your design. Sure. I don't have a shoe with me. I'm in Vietnam right now on a development. Yeah, I can hold it for you. There you go. So yeah, that's MB02, and it's inspired by Melo's chest tattoo with the wings on it. Mm-hmm. We started off, when we first met Melo, we used his tattoos as a lot of inspiration. And for the first two shoes. So this one, like I said, the wing tat from his chest. Yeah, I know. The first one was his leg tattoo extension. Yeah, it was like the rocket ship exploding off his feet. So yeah, this one was all about like slimming the first one out, making it a little more performance based. Mm-hmm. Having some depths in the hot melt films. There's a lot of cool details with the feather details in the middle. There's a lot of words hidden. He loves words. So like this 101 and also these feathers. In the first sight, you can see it. Yeah, yeah. This is true. There's a lot of little hidden and details. And also like the feathers. Yep. There you go. You got it. It's an amazing traction pattern. And the court feel is amazing too. Oh yeah. It's definitely a better court feel than probably the first one. A little light. It's definitely lighter too. So yeah, it's first one was heavier. Yeah, for sure. For sure. This one also looks slimmer than the first one. Was it because of the performance issues? No, I mean, it's actually it's based on the same last and the same foot form as the first one. It's just slimmer material. So it kind of, that's what lightens it up, but it still has the supportive aspects of the first one. So it's they're really similar, but this one's just it's just like more lightweight and has a little bit better cushioning. You like them though, right? You like them. Oh, I love them. It slid right through my feet. Yep. Like there was no breaking time. Yeah, yeah, it should break in real quick. That was an important detail for me as well. Yep, definitely. And also, I don't know what did you use on the cushion, but it's softer than any other sneakers. That's the nitro foam. So nitro I guess. And it's also in the midsole design pattern, it's amazing. Kudos to you. Thank you. Thank you, man. With Melo, the Puma basketball line is getting better every other year, and also with you and your team. How does it make you feel to be a part of this journey? Oh, it feels great. It's we're still young as a company, as a category within Puma. So it was kind of like a startup when I started, and we're just continuing to grow every year. And Melo is obviously a big part of that, and he's continued to grow. So he kind of came on really, close to the beginning of it. And it's just pushing us forward. So we're excited for the future. And also, he is an amazing athlete for a signature sneaker, in my opinion. Oh yeah, oh for sure. He's like the perfect. He's sneaker. A character, of course. Yes, yeah. He's like a cartoon. Yeah, he's perfect. Is there any other collabs like Nickelodeon, Rick and Morty? Could you maybe sneak a little something for us? I can't. Unfortunately, I can't sneak a little something. I talked about that. But also, the collabs are amazing as well. Like, first Rick and Morty's, and the second one's better than the first one, in my opinion. I am a big fan of Rick and Morty. I have a Rick tattoo on my leg. There you are. Nice. Yeah. And also, the sneaker have amazing a lot of details. Is there any other detail that we could have missed? On this sneaker. I mean, on the inside of the shoe, the medial side, it says one of one. On the out the inside of the shoe, the medial side of the shoe. Hi, I know. One of one, and the other one is, he said, rare. Yep. Yeah. Yep. So that's like one of the details. It's a little different. Oh, I thought I was tripping.
And I look at yeah. closer, closer look. I said, damn, it says 101. Yeah, we got it. He loves his words. He loves yeah. words on his shoes. So try to sneak them in there. Like, I guess this is my favorite colorway of them all. Because this one yep. looks more like an art piece than the other yep. ones. Right, like right. jade stone of the sneaker. It's look yep, it's look path. Amazing. Also the box as well. Oh yeah, the box is yeah. nice. The box is nice. Like box look at nice. That shine. Yeah, you can't throw that away. Yeah. You gotta keep that box. Is there any yeah, other sneakers for other athletes in your future, maybe? You can't we talk about see. That either. I don't know, maybe not. I don't know. If I were to start designing sneakers, what would your mm-hmm. recommendation be like? I mean, for actually designing full sneakers, I would say just sketching as much as possible. I've been you just sketch. The more you sketch, the better you get at something. And you know, first off, just do a lateral view, which is the side mm-hmm. view. Get the side view and your proportions right. Like proportions a big thing to like making something look like it's a real like how it should look. And then you know, just keep sketching different views. I don't do too many views, but just enough information to get my point across. And yeah, really, if you looked at my Instagram, you would see yeah, how yeah. my process I saw that. Not that crazy really, but you know, more sketching the better. I don't think you know, but I idolize you and your colleagues. I appreciate it. No problem. Thank man. You so appreciate much for it. The time. You should hit my brother up. You should hit my brother up. He's got okay. all the okay. good stuff. I will. Go see him play. Maybe I will. If he yeah. played in Istanbul away game, I will go to see yeah. go see him. There you go. Sounds like a plan. Do you have a plan to go come to Istanbul or Turkey? Actually, we might me and my wife wanted to come before he came back, but we'll see what happens. It probably won't be until later mm-hmm. later in the season, but yeah, if you come to Turkey, come. Hit me up. Okay, sounds like a plan. Thank you man. So much for your time. Sounds like again plan. No problem. Anytime. Is there any other thing to the audience? I mean, no, shout out to my team. Jacob Garcia is the other designer on the team. He does a lot of dope stuff. Mm-hmm. Check him out. Yeah. Thank you so much. Keep staying in touch. Ayakkabılar hakkında düşüncelerim, tasarım detayları ve performans incelemesini size birazcık anlatmaya çalıştım. Gerçekten tavsiye ettiğim bir model. Sadece görünüşü için bile tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel gözüktüğünü yani siz de görebiliyorsunuz. Şuna baksanıza. Şey gibi, süs gibi ayakkabı yapmışlar. Özellikle bu rengi. Bir de şey Rick and Morty rengi de çok güzeldi. Rick and Morty rengini de incelememi istiyorsanız yorumlara yazın. Onu da inceleyebilirim belki. Hem arkamdaki, bacağımdaki dövmeyle de falan da güzel gider. Güzel olur. Düşüncelerimi sizinle paylaşmaya çalıştım. Puma Türkiye'ye de çok teşekkür ederim. Bana bu kadar hani giysi, ayakkabı hepsini gönderdi. İçin. Ben de elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım ayakkabıları. Hala güzel kokuyor. Gerçekten hani sonuç olarak tavsiye ettiğim bir ayakkabı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.